Temhid, şu gelen uzun mukaddimeden usanma. Zira nihayeti nihayet derecede mühimdir. Hem de şu gelen mukaddime her kemali mahveden yeisi öldürür. Yani bu hakikaten bu 8. mukaddemenin çok hakimane tahlil edilmesi lazım. Çok, çok önemli ölçüler veriyor, evet. Ve her bir saadetin mayesi olan ümidi hayatlandırır. Ve mazi başkalara ve istikbal bize olacağına beşaret verir. İnşallah, evet. Taksime razıyız. İşte mevzu, ebnai mazi ile ebnai müstakbeli muvazene etmektir. Şimdi bu dersin esası, yani usta diyor ya, ebnai vatan, ey vatanın evlatları. Yani mazide yaşayan insanlar ile istikbalde yaşayan insanların karakterlerini, mizaçlarını, tarzı usuplarını, hareketlerini mukayese etme noktasından fevkalede önemli. Mazi sayfasındaki insanların temel karakteristikleri, temel karakterleri, vasıf ve sıfatları ve İstikbaldeki insanların, onların vasıf ve sıfatlarını mukayese ediyor. Şimdi bu mukayese bugün de lazım, yarın da lazım, kıyamete kadar lazım. Niye? Üstad bir tabir kullanıyor diyor, yani sureten ve şeklen 20. asır ama ruhen, fikren ve hissen mazinin derelerinde yaşıyor. Mazinin yadigarı. Şimdi mesela bakıyorsun, tamam adam 20. yüzyılda yaşıyor ama fikir itibariyle o eski orta çağın şeyi. Aynı o hissiyatın kalıntısı. Bugün de var mı? Var. Yarın da olacak mı? Olur. Kıyamete de olur mu? Olur. Yani burada biz ebnai maziye değil, ebnai istikbale talibiz. İslamiyet'in ilası. İslamiyet'in ifkası, Hakkat-ı Kur'ani'nin vuzuh ve rusuhu noktasından ebnai mazi ile ilgili ölçüleri, mehenkleri çok hakimane tahlil etmek, yaşamak ve yaşatmak durumundayız. Evet. Bu noktadan fevkalede önemlidir. Evet. Hem de mekatib-i aliyede elif ve ba okunmuyor. Mahiyet-i ilim bir dahi olsa sureti tedrisi başkadır. Yani aynı dersi, değil mi? Değişik hocalardan aldığımız zaman her hocanın ne derler? Her yiğidin yoğurt yiyişi nedir? Farklı farklıdır. Bu şey, metot, metodoloji. Metot. Tabi her şeyin metodu var mı? Var. Öğrenmenin de bir metodu var. Okumanın bir metodu var. Anlamanın bir metodu var. Kılıç kullanmanın metodu var mı? Var. Ata binmenin metodu var mı? Yüzmenin metodu var mı? Değil mi? Her şeyin metodu var, metodolojisi var, usulü var. Okumanın, tedrisin, eğitimin de ne olması lazım? Bir metodu olması lazım. Evet. Evet, mazi denilen mektebi hissiyatla İstikbal denilen medrese-i efkar bir tarzda değil. Bak şimdi ustadın ilk tespiti, mazi ne? Mektebi hissiyat. Mektep diyor bak. Mektep. İlk mektep de. İlk mektep bak çocukların. İşte ilkokulda işte. İlkokula giden çocuklar bak. İlkokula giden çocukların özelliği ne? Hissiyat. Akıl, mantık, muhakeme, delil, hüccet orada var mı? Yok. Mazinin insanları, mektebi hissiyatın talebeleri, çocuk yani, çocuk mesafesinde. Ebnai mazi ne diyor? Medrese-i efkar. Ebnai istikbal. Ebnai istikbal. Medrese-i efkar. Medrese-i efkar. Yani zaten 13. asırdan itibaren değil mi? Yani İslam dünyasının fikri, tetabbuatı, bakışı, ufku ve zenginliği medrese-i efkar olmak lazımdır yani. Fikir, düşünce, mantık, muhakeme.
delil ve hüccet. Peygamberimizin bir hadisi var. Efendimiz buyuruyor ki, eğer ben Deccal'a yetişmiş olsaydım, ona ilim ve hikmetle, delil ve hüccetle, mantık ve muhakeme ile cevap verirdim. Eğer ben Deccal'a yetişmiş olsaydım. Bak, demek ahir zamanda İslamiyet'in kutsiyetini terennüm etmek için medrese-i efkar. Bak, Üstad demiş da, ispat etmediğim meseleyi yazmadım. Akıl, muhakeme, mantık, ilim ve hikmet, delil ve hüccetle yürümek. Bu fevkalade önemli. Evet. Evvela ebnai maziden muradım İslamların gayrısından 10. asırdan evvel olan kurun-u vusta ve uladır. O eski çağlardaki insanlar. Onu geçelim. Esas bizim için önemli olan oku. Ama millet-i İslam. Millet-i İslam için ebnai mazi ile üstad bir şey çiziyor değil mi? Yatay kronolojik bilgi. Evet. 300 seneye kadar mümtaz ve serfiraz. Bak, 300 sene değil mi? İslamiyet'in ilk 300 senesi bak. Mümtaz. Bak, serfiraz bak. Dimdik ya. Sahabe ve tabi'in. Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in. 300 sene bak, serfiraz. Başı dik böyle. İzzet-i İslamiyet'i hayatında fiilen teşhir eden bir İslamiyet. Aşk, dava, tebliğ, hamiyet-i İslamiye. Gayret-i külliye. İşte sahabe ruhu ya. Allah Allah. 300 sene değil mi? İslamiyet tam bir ideal, tam bir hayat, tam bir uygulama, tam bir feragat, tam bir fedakarlık, en yüksek ahlak ile, değil mi? En kusi manaları haml ve hazmetmekle ayağa kalkmış. 300 sene. Evet, 300 sene böyle. Devam et. O tam şeyde Mervin Abdülaziz'e kadar hemen gel, oralar için ağlıyor. İşte 300 sene, yani dönem itibariyle sahabe tabi'in, tebe-i tabi'ine kadar 300 sene. Evet. Ve 500 seneye kadar fil cümle mazhar-ı kemaldir. Yani 300 ile 500 arasında da fil cümle de aradekser yani. Galiben kemalata yani. Normalın biraz daha üstünde o kemalat görülmüş. Yani 500'e kadar, Hicri 500'e kadar 300 sene tam kemalde bir İslamiyet. Tam iman, tam aksiyon, tam amel ve tam muamelat. Kemalde. Sonra 200 senede kısmen, galiben efendim, ekseret itibariyle o kemalat görülmüş. 500'den oku. 5. asırdan 12. asra kadar ben mazi ile tabir ederim. Yani 505 ile 12. asır ebnai mazi. Mazinin insanları. Evet. Ondan sonra müstakbel derim. Yani 13. asırdan itibaren de ne oluyor? Müstakbel. Yani 13. asırdan itibaren biz artık mektebi hissiyatın fetvasıyla değil, medrese-i efkarın talimi, tedrisi, ölçü ve mizanı ile yürümek durumundayız. Zaruret. Böyle gideceğiz. Böyle gitmemiz lazım. Evet. Bundan sonra malumdur ki, insanda müdebbir-i galip, ya akıl veya basar. Şimdi burada mukayese ediyor. Yani müdebbir-i galip, yani insan fıtratına hükmeden, galebe eden saik nedir? İkili gidiyor. Ya oku. Ya akıl veya basardır. Basardır. Tabiri diğer ile ya efkar veya hissiyattır. Ya efkar ya hissiyattır. Ha. Bak ya efkar. Efkar neyi sembolize ediyor? Ebnai mazi şey istikbali. Hissiyat neyi? Mazi. Mektep işte. His. Evet. Veyahut ya haktır veya kuvvettir. Kuvvettir. Yani ya hakka isnat edeceksin, hakla yürüyeceksin, hakkatı miyar esas kabul edeceksin ya da kuvvet. Kuvvet işte. Kuvvetin arkasında ne oluyor? Tahakküm oluyor. Cebir oluyor.
adalet inceniyor, zayıflar eziliyor, hakikat zayi oluyor. Evet. Veyahut ya hikmet veya hükümettir. Hükümettir yani. Yani hükümetin zorbalığı olur mu? Hükümet efendim tahakküm eder mi? Eder. Hükümet icap ederse yani kanunlarla ezer mi? Tebaya zulüm edebilir mi? Edebilir ama hikmet. Hikmet. Her şeyde maslahatları, gayeleri, faydaları esas alacak bir meşrep. Ben yani biraz uzağa gitmeyeyim, yakından konuşalım. Şimdi siz medresenin tedbirindesiniz. Değil mi? Müdebirsin, vakıfsın. Hükümetle gidemezsin arkadaş. Hikmetle gideceksin. Medrese kışla değil. 5'te kalkılacak. Saat 11'de yatılacak. Yani medresenin kendi içerisinde alaküllal bir şey olacak. Nizamı olacak. Ama o nizam böyle hükmetmek manasında tahakkümü netice vermemesi gerek. Hikmet. Uygulanmasında hikmetli. Uygulamada hikmet olacak. Zamanı hat üzerinde tebellür ettiğimizde zamanın 3 tane çizgisi var. Geriye dön, işte geri mazi, dün. Dün mazi oldu, bitti. Şu anda hal, yarın da istikbal. Öyle değil mi? Yani insanların zamanı değerlendirmesinde ölçüsünde 3 tane gösterge var. Geriye döndün mü? İşte dün, evvelsi gün, 3 sene, 5 sene, hep mazi. Başka? Hal, istikbal. Üstad Hazretleri mesela İslamiyet'in bidayetinden nihayetine kadar. Değil mi? Şimdi şu anda biz neredeyiz? Haldayız. Geriye dön. Üstad bir şey yapıyor bakın. İslamiyet'in bidayetinde Risaletin güneş gibi Kur'an'ın nüzulü peygamberimizin gelişiminde 300 sene kemal-i şaşer İslamiyet'in güzelliği var. 200 sene onu da tahkim etmiş, arkasından gitmiş. Sonra da bizim rehavetimiz, tembelliğimiz, lakaytlığımız say. Bunlar hissiyatımız. Hakkati Kur'an'ı talim ve tedristeki yetersizliğimiz. Şartlar çok. O tahlil çok uzun gider. Ama şimdi biz neye talibiz? Daha ileride var ya, biz namzedi, istikbalız, biz istikbale talibiz. Ha, istikbale medar, meseleyi tahlil ediyoruz. İslam aleminin böyle olması lazım. Ha, bu lazım noktasından da bize düşen sorumluluk, görevlilik var mı? Görevi var. Biz bu görevleri icra ettiğimiz noktada sünnetullah kanunlarına muvafık ve mutabık yani hizmetimizi, faaliyetimizi, ibadetimizi, icraatımızı mektebi hissiyatta değil, medrese-i efkar ile omuzumuzu aldığımız zaman rahmet-i ilahiyeden ümit ediyoruz ki inşallah o güzellikler tekrar zuhur etsin. Onu da merhamet-i ilahiyeden bekliyoruz. Evet. Yani bunu böyle bu kaideyi İslam dünyasının her cihet, her cephesine de tam böyle şablon gibi oturmak da bir manada yanlış olabilir. Mesela şimdi geri kalmış ülkeler deniliyor değil mi? Şimdi iktisatta bir teori var, temerküz teorisi. Mesela yani Türkiye geri kalmış ülkelerden sayılıyordu. Tamam ama şimdi Türkiye'de bir İstanbul'la bir de Hakkari var. Bak, bir İstanbul var, bir de Hakkari var. Bak, temerküz. Türk ekonomisinin %90'ını üreten çark Marmara. Bursa, İstanbul. Orayı Kocaeli, Sakarya, İzmit, bak burası. Türk sanayisinin beyni burası. Şimdi temerküz hakikati var. Bir de Hakkari'ye git. Şırnak'a git. Bak aynı Türkiye'nin iki farklı boyutu. Yani bunu tabii İslam dünyası noktasından bakınca o günkü ebnai mazi itibariyle bakınca Osmanlı biraz şeye benziyor. İstanbul'a benziyor. Ama yani ulema söylüyor ki mesela Osmanlı döneminde de müştehit manasında insanlar çıkmamış yani.
Şey mesela yani Osmanlı'da bir şey var, Suud Efendi var. Suud Efendi tefsir yazmış. Tefsir belagat noktasından mükemmel. Ama şey gibi, İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik gibi müçtehitler Osmanlı döneminde yetişmemiş yani. Yani izahı ve nisbi büyüklük ve kemalat noktasından bakınca aynı yani İstanbul'a benzer. Belki İslam dünyasının diğer yerlerine göre burası İstanbul veya Osmanlı biraz daha önde ve ileride. Evet. Veyahut ya müylat-ı kalbiyedir veya temayülat-ı akliyedir. Evet. Veyahut ya heva veya hudadır. Buna binaen görüyoruz ki ebnâ-i mazinin bir derece safi olan ahlak ve halis olan hissiyatları galebe çalarak gayr-i münevver olan efkarlarını istihdam ederek şahsiyat ve ihtilafat meydana aldı. Burada değil mi? Mazi çok güzel hakimane değil mi? Tavsif ediyor, oku. Ebnâ-i mazinin bir derece safi olan ahlak ve... Yani bak, şimdi ahlakları safi. Saf. Yani şimdi hakikaten şimdi 300-500 sene geriye git. İnsanlar ne? Çok saf yani. Saf. Babama bak, saf. Saf değil mi? Saf. Yani zihni karıştıracak, fikri bozacak felsefeler, zihniyetler, şunlar bunlar. Bak, şimdi o mesela Fransa'da çıkan bir gazete var. Le Monde mıydı? Le Monde. Le Monde. Le Monde'un mesela şimdi pazar günleri Le Monde'un şeyi çıkıyormuş. Pazar eki. Gazeteler var ya. Pazar eki. Epeyce ince pelür kağıdından 80 sayfa, 70-80 sayfalık bir ek. Şimdi ilim adamları araştırma yapmışlar. Le Monde'un pazar ekindeki bilgi 17. yüzyılda yaşayan bir insanın bütün ömründe öğrendiğinden daha fazla. Yani müthiş bir bilgi kirliliği var ya, malumat kirliliği var. Havesat, gayrimeşru zevkler, bak günahlar müesseleşmiş bu asırda. Bak insanlar noktan bakınca şimdi mazi insanının temel karakteri oku. Bir derece safi olan ahlak. Ahlakları bir derece safi ve halis olan bakın, hissiyatları. Şimdi Tanpınar, Ahmet Tanpınar 1928 yılında Erzurum'da öğretmenlik yapmış. Beşşehir'de kitabı var. Erzurum'u anlatıyor. Erzurum Lisesi'nde öğretmen. 28. Sen 30 de. Kaç sene geçmiş aradan? 85 sene, 86, 85 sene. Bak dikkat et. Ben diyor Erzurum'da 2 sene öğretmenlik yaptım. Cumhuriyet Caddesi meşhurdur Erzurum bilenler. 2 sene içerisinde caddede 2 tane kadın gördüm. Sokakta. O da ihramlı. 1928 Erzurum Caddesi'nde 2 tane kadın, o da örtülü. 2 senede. Bak, 80 sene önceki Erzurum. Şimdiki Erzurum. Yani 100 sene önceye git, mesela Batırlılar da mesela, kadınlar denize giriyor, onlar da tamamen şey. Kadınlar örtülü giriyorlar yani. Avrupa kültüründe de var bu şeyler. Sefih ve ahlaksız insanlar, kadını bozdular. Kadın bozunca aile gitti, aile gidince cemiyet paramparça oldu yani, evet. Bir derece oku. Safi olan ahlak, ahlak ve halis olan hissiyatları. Bak hissiyatları da halis, tamam. Bak ahlakları safi, çevre faktörü. Yani 300 sene, 500 sene geriye git bir genç günah işleyecek. Yok ki işlesin. Yani adamın keklik avına, tavşan avına çıktığı gibi günah avına çıksa da bulamaz yani. Şimdi, bakın, evet. Ahlakları bir derece safi ve oku. Ve halis olan hissiyatları. Hissiyatları da halis ama oku. Galebe çalarak.
gayri münevver olan efkarlarını... Fikirleri gayri münevver. Fikir gelişmemiş ya. Fikir gelişmemiş ya. İdrakın çapı büyümemiş. Tahlil, terkip, analiz, fikir tecessüs. Oku orayı, orayı bir de oku. Ebnai mazinin bir derece safi olan ahlak ve halis olan hissiyatları galebe çalarak, gayri münevver olan efkarlarını istihdam ederek şahsiyat ve ihtilafat meydana aldı. Bak, fikir gelişmeyince ne meydana geldi? Şahsiyat ve ihtilaf. Şimdi bunun şerhi aşağıda var. Oraya girmeyelim. Aşağıda var. Bak, hissiyatları bir derece oku. Ebnai mazi, safi. Evet. Ve halis olan hissiyatları. Hissiyatları halis. Gayri münevver olan efkarlarını istihdam ederek. Efkarlarını istihdam etmiş. Bak, fikir, hissiyatları fikri istihdam etmiş. Halbuki insanı hayvandan ayıran özellik neydir? Düşüncesidir. İnsan düşündüğü zaman insandır. Bak, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Cenab-ı Hak ayet. Aklını kullanmayanı pislikler içinde bırakır. Ayet. Allah aklını kullanmayanı pislikler içerisinde bırakır. Şimdi demek ki mazi sayfasında aklı bu hissiyat ne yapmış? İstihdam etmiş. Hissiyat aklı yönlendirmiş. Akıl gelişmemiş. Yani şimdi ufak çocuğa getir efendim, onu kandırabilirsin, yönlendirebilirsin, değil mi? Çikolata verirsin, babasını kucağından da alıp çocuğu buraya getirebilirim. Bak. Değil mi? Bak, babasından o çocuğu bir çikolatayla ayırmak mümkün mü? Mümkün yani. Evet. Fakat ebnai müstakbelin bir derece münevver olan efkarları. Şimdi istikbal aynası. Efkarları bir derece ne? Münevver. Evet. Biraz fikir öne çıkmış ve çıkacak. Ve çıkması da lazım, değil mi? Evet. Heves ve şehvetle muzlim olan hissiyatlarına. Bak şimdi mazide bak, heves ve şehvet diyor. Buradaki şehveti nasıl anlamak lazım? Yani medeniyetin fantazileri, iştahları, ustad bir tabir kullanıyor ya, uyutucu hevasat. Yani fikir biraz önde, ileride ama heves ve şehvet, yani arzular, değil mi? Arzular, heva ve his de biraz daha ne, eskiye göre daha kabarık. Bir de şey, şartlar değil mi yani? Şartların getirdiği hususiyet ve özellikler yani. Evet. Heves ve şehvetle muzlim olan hissiyatlarına galebe ederek emrine musahhar eylediğinden hukuk-u umumiyenin hüküm ferma olacağı muhakkak oldu. İnsaniyet bir derece tecelli etti. Efkar, fikirler değil mi? Gündeme geldiği zaman ala küller, o fikirler bizi nereye götürüyor? Yani beşer alemi noktasında. İşte ortak akıl. Yani beşer, ustatür bir kıyamet kopmazsa, değil mi? Beşer tamamen şeyden, çizgiden çıkmazsa, sünnetullah kanunlarına göre de çıkabilir mi? Teklif ve imtihan. Azgınlaşır, Allah korusun, beşer çıkabilir. Ama sünnetullah kanunları içerisinde, eğer akılın piştarlığı içerisinde, hikmet, ilim, mantık ve muhakeme, delil ve hüccet, aşağıda söylüyor zaten. Hakkı arama, hakikati bulma, meyli tahiri hakikati, orada var, gelecek. Hubbu insaniyetle bunlar gündeme çıkacak mı? Çıkacak. Ala küllal, eğer önceden çabuk bir kıyamet kopmazsa, biz bunu rahmet ilahiyeden bekliyoruz, evet. Beşaret veriyor ki, asıl insaniyeti kübra olan İslamiyet, semai müstakbelde
ve Asya'nın cinanı üzerinde bulutsuz güneş gibi pertevefşan olacaktır. İnşallah. Bunu rahmet-i ilahiyeden bekliyor ve gözlüyoruz inşallah. Evet. Vakta ki mazi derelerinde hüküm ferma olan garaz ve husumet ve meylüt tefevvuku tevlid eden hissiyat ve müyulat ve kuvvet idi. Şimdi burada biraz da analizi derinleştirdi. Mazinin temel vasıf ve karakterleri ne? Mazideki yaşayan insanların oku. Garaz. Garaz bir. Bak. Husumet. Husumet iki. Ve meylüt tefevvuku üstünlük, tevlid eden hissiyat. Hissiyat, üstünlük fikri. Ve müyulat. Meyiller. Ve kuvvet. Kuvvet. Şimdi biz bundan nasıl şey etmemiz lazım, ders çıkartmamız lazım? Sen bir fiilinde, bir icraatında, bir ibadetinde, bir hizmetinde senin göstergende bunlar var mı, yok mu? Şu hizmetin icra ve ifasında sende garaz, sende kin, sende intikam, sende meyli rüçhaniyet, sende üstünlük, sende tarafgirlik varsa sen kim olursan ol, sen hakikat noktasında tüfeylisin, sen evnai mazinin bize kalmış yerde yarısın, senin şerrinden bu ümmet. Hepimizin şerrinden bu ümmet bizi ne yapsın? Ya Allah bizi muhafaza etsin. Allah bu ümmeti muhafaza etsin. Ya. 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 Mazi. Bu ölçü. Yani bu dersi bir de böyle ne yapmamız lazım? Yani kendi enfüsü alemimizde dinlememiz lazım. Yani murakabe, muhasebe etmemiz lazım. Bak oku. Garaz. Ve husumet. Husumet. Ve meylüt tefevvuk. Üstünlük fikri. Tevlid eden hissiyat. Hissiyat. Ve müyulat. Ve kuvvet idi. Kuvvet. Bak. Kuvveti zorladı mı arkasından ne çıkıyor? Tahakküm çıkıyor. Hiddet çıkıyor. Hiddet ve tahakküm adaletine yapıyor, paralıyor. Hiddetin ve tahakkümün olduğu yerde şefkat ve insani değerler dağılıyor, uçuluyor. Bak, insanları birbirine bağlayan rabıtaları, bak, senin hiddetin, senin şiddetin, senin meyli riyasetin, senin üstünlük fikrin bu rabıtayı bozuyor yani. Evet. Meyiller. 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 Yani o meyiller insanın içinde dürtü olarak kuvveden fiile çıktığı zaman sen mazinin vasıf ve sıfatlarını taşıyan bir insan hükmündesin diye insanın kendi dünyasında ne yapması lazım? Murakabe yapması lazım. Ya. Tabii. Evet. O zamanın ehlini irşad için iknaiyat-ı hitabiye kafiydi. Ne bir de yani o devrin insanların da hissiyat böyle fıtratları biraz daha safi olmuş olduğu için mahkeme-i akliye de değil mi? Çok gelişmediğinden dolayı köydeki bir mollanın bir ifadesi sana kafiydi. İşte delile ihtiyaç yok. Değil mi? Ama şimdi öyle değil. Şu bakalım bu hadis değil mi? Hele bir de ilahiyat okumuşsa hayal bakın bu hadis. Yani kitab-ı sitede var mı yok mu? Bak soruyor ya. Yani hakikat noktasında tahri güzel bir şey yani. Menbaasını bulmak. Hadis midir? Yani hüccetini gösterince de kalp mütmain oluyor. Evet. Ama eski asırda yani iddiasını tezzinle, belagatla süsledi mi tamam. Evet. Zira hissiyata okşayan ve müyulata tesir ettiren müddeayı müzeyyene ve şaşalandırmak. Yani abartarak, tezin ederek, biraz içine mübalağa katarak ne yapmışlar? Anlatmışlar. Coşkulu bir şekilde anlatmışlar. Evet. Veyahut heyle veya kuvve-i belagat. Heyle yani şey, korkutarak anlatmak. Yani bu şey de var ya edebiyatta. Mesela trajedi. Dram. Korkutarak, ürküterek, haf vererek anlatmak. Yani mesela cehennemi korkutarak anlatmak, cennete ve dar meseleleri de biraz daha mübalağa ile
şey etmek, evet. Veya kuvve-i belagatla hayale me'nus kılmak. Ya, bir de beli konuşuyor adam efendim. Laf ebesi eviriyor, çeviriyor. Evet. Burhanın yerini tutar idi. Bunlar burhanın yerini tutmuş. Fakat bizi onlara kıyas etmek, hareket-i riciye ile o zamanın köşelerine sokmak demek. Evet, biz oraya geriye rücu yok. Geriye dönemeyiz yani. Ya. Mazi kıtasının o şeylerine de hissiyatına da giremeyiz. Evet. Biz evet oku. Her bir zamanın bir hükmü var. Ya bu da çok her bir zamanın bir hükmü var. Tabii mesela hakikaten irşat noktasından bu cümlenin üzerinde çok durmak gerekiyor. Yani bir mürşit, kamil bir mürşit asrını, zamanı, ilcaat-ı zamanın vasıf ve sıfatlarını bilmeyen kamil bir mürşit olamaz. Bak, bu bir kaidedir yani. Yaşadığı asrın mizaçların nitelik ve özelliklerini bileceksin. Değil mi? Hikmet ehli. Nerede, ne zaman, nasıl konuşacaksın? Muhatabın seviyesine ne kadar konuşacaksın? Üslubun niteliği ne? Hadis diyor, insanlara, akıllarına göre konuşunuz. Yani, muhatabın keyfiyeti. Yani, çok önemli. İlcaat-ı zamanı bilmeyen şey olmaz bakın. İrşatta geride kalır. Şimdi bakın, yani şimdi üniversitedeki genç, yani şimdi üniversitedeki gençler otur biraz sohbet et. Bak, üniversitedeki genç sormuyor ya hocam gel bakalım bu akşam namazında kılınan evvabin namazı var, bu kaç rekat namaz kılınıyor? Teheccüd hangi saatlerde kalkılır, ne zaman kılınır bunu sormuyor bak. Niye soruyor, niye namaz kılayım ki? Ya kardeşim bak Ramazan başlıyor, oruç, günler uzun. Ben 17 saat su içmezsem böbreğim helak olur, biter. Niye oruç tutayım? İşte bak, yani Risale-i Nur, yani usta, Sungur abi Allah rahmet etsin bunun üzerine çok duruyordu. Ustad ne demiş? Risale-i Nur, asrın fehmine Kur'an'ın bir dersidir. Bak, yani ilcaat-ı zamana göre Risale-i Nur, ilcaat-ı zamana göre konuşuyor. Bak, bu ümmetin en ciddi meselesi tevhiddir, itikat. Kayyum değer, o varsa her şey var, o yoksa hiçbir şey yok. Şimdi bakıyorsunuz mesela çocuk hafızlık öğreniyor, hafız. 2 sene gidiyor hafızlık yapıyor, hafızlık mektebinde. Ciddi marifet, ciddi hakikat, ciddi tevhide medar dersi alamazsa hafızlıktan sonra da bakıyorsun çocuk gevşek, müşeveş. Namaz kılmıyor. Ciddi takva yok. Ruhunda fevkalade lakaytlık var. Kur'an'ın hakikat ve kutsiyetini akıllara, kalplere, ruhlara nakşetmek. İşte Risale-i Nur, asrın mizacına Kur'an'dan en yüksek bir derstir yani. İlcaat-ı zamana muvafık söz söylemek. İşte Üstad bunu, bu sözü söylemiş mi? Söylemiş. Demek bizim sohbetlerimizde, bizim konuşmalarımızda da bu ilcaat-ı zamana muvafık ve mutabık ne yapmak lazım? Ya, konuşmak lazım. Evet. Her bir zamanın bir hükmü var. Her bir zamanın. Biz delil isteriz. Heh. Tasvir-i müddea ile aldanmayız. Evet. Vaktaki hal sahrasında istikbal dağlarına daima yağmur veren hakaik-i hikmetin maden-i tebahhuratı efkar ve akıl ve hak ve hikmet olduklarından. Bak şimdi bak Üstad burada 4 tane esasın üzerinde duruyor. İstikbala matuf, hizmetimiz, tebliğimiz, tarzımız, hatta meşrebimiz. Bak bu 4 esas üzerine oku.
Efkar. Efkar bir. Akıl. Akıl iki. Hak. Hak üç. Ve hikmet. Hikmet. Evet. Ve yeni tevellüde başlayan meyle taharri hakikat. Ha, şimdi yani üstad istikbale matuf bu müjdeleri verirken bunun gerekçesi ne yani? Bunun delili ne? Bak, beşerde bulunan bu vasıf ve sıfatlar. Bunlar ala küllal, manileri olsa, engelleri çıksa, yani araya buzurlar, duvarlar da konulsa, fıtrat-ı insaniye bu noktaya müteveccihtir. Bak, burada birkaç tane madde sayıyor. Oku, birincisi oku. Yeni tevellüde başlayan... Bak, yeni doğuyor. Ne? Meyli taharri hakikat. Hakikatı arama meyli. Şimdi rivayetlerde var ki ahir zamanda çok hızlı tebedürat olacak. Şimdi bakın o bilim adamlarına, ya adam ya gölde sazlığın içerisinde 48 saat suyun içerisinde kalıyor da bu yaban ördeği orada nasıl şey diyor? Nasıl yaşıyor ya? O tip adamlar var mı? Adam bütün ömrünü şey etmiş ya. Bir böcek bir sineğe bir ömrünü vermiş ya. Bak. İşte ilimdeki şeylere bakın. Neydi taharri ya. Adam tahta kurusu doçentiydi, profesör oldu. Tahta kurusu üzerine çalışıyor. 20 sene, 30 sene tahta kurusu üzerine çalışıyor. Ondan bazı şeyler dinledim. Çok tacıma gitti. Dedi hoca, abi dedi, dünyada ehli riyazet, acılığa karşı en çok dayanan mahluk tahta kurusu. 2 sene hiçbir şey yemeden yaşıyor. Enteresan. Şimdi bakın, insanın fıtratında hakikati arama meyli var mı? Var. Var. Eğer insanın fıtratında bu hakikati arama meyli olmasaydı, bak, 6000 sene önce geriye git, 6000 sene önce kurt aynı kurt, çakal aynı çakal. Bak, 6000 sene geriye gel, onlar nerede, biz neredeyiz? İşte bunun altında ne var? Hakikati arama meyli var mı? Var, var. Şimdi bak, şimdi düşünün, efendim adam uzayı araştırıyor, denizin dibini araştırıyor, madenleri araştırıyor, ormanı araştırıyor, bitkiyi araştırıyor, böceği araştırıyor, sineği araştırıyor, hepsi bitti. Tek bakir kalan fıtrat-ı insaniye. Bak, onu da araştıracaklar. Bak, bak, eğer batı dünyasında bu manada bir inkişaf ve intişar olsa, onlardaki abu vasıf ve sıfattan belki de onlar eğer hidayete mâkes vâine olursa belki onlar bizi vurup ne yapabilirler? Geçerler yani. Geçebilirler yani. Bak, hakikati arama şey, meyli. Bak, illa hakikati bulacağım bak. Şimdi bu teknolojide bu tip insanların payı ne? Payı çok büyük yani. Bak, aramışlar. Ara küllehal, bak yani bakir kalan tek ülke ne oldu, ne kaldı? Fıtrat-ı insaniye. Onu da arayacak ya. Bak. Afakta dolanıyor, daha enfüse girmedi. Bak şimdi insanların fıtratında var bak. Bak, insan fıtratı. İnsanlar, evet, her şeyin en güzeline layıktır. Öyle mi? Öyle bak. Yani bir genci düşünün. Bir genç bakın, bir tane gömlek alacak. Ya 20 tane mağazaya girip çıkıyor. Ulan alacağım bir tane gömlek. Yok abi. Hakikati arama, en güzelini, en renklisini, en mukavimini, en tenazüpsünü, en hesaplısını, en hava atacak ne varsa onu arıyor, en sonunda buluyor mu? Buluyor bak. Ya, bir gömleği için 40 tane mağazaya giden bir insan, insan ustatür, insan fıtratında en köklü his nedir? Beka ve ebediyet. Beka hissi.
beşer beka hissine karşı lakayt kalamaz. Hani Leyla-i Kadir'de ihtar edilen bir mesele var ya, bak. Bak üstad diyor yani. Bak, o Cihan Harbi'nden sonra beşerin şeyi, bu kadar insan öldü, ölüyor. Galiplerin, şuları, mağlupların var da orada bir Leyla-i Kadir'deki bahsi bir hayalinize getirin. Bak orada sayıyor, sayıyor, sayıyor. Ha. Şimdi bakın, insanın fıtratında her şeyin en güzeline, en mükemmeline ulaşmak meyli var. Bu fıtrata çok kuvvetli bir meyildir. Ha. Ha. Şimdi bu asırda mesela rekabet noktasından bakıyorsun, firmalar yarışıyor. Bu yarışmanın bize bakan cephesi ne? O yarışta en kaliteli, en güzel eşya üretiliyor değil mi? Ha. Şimdi bakın, yani istikbal ile İslamiyet'in olacak. Ama perde olabilir, hicap olabilir. Bazen bakıyorsun, Nisan ayında da kar yağar mı? Bazen Mayıs'ta da fırtına olur mu? Sünnetullah kanunu. Ama külliyet noktasından bakınca, bakın şimdi Allah'ın sanatıyla beşerin sanatını yan yana getir mukayese et. Bak. Allah topraktan insanı yarattı. Bak, icaz, mucize. İnsan toprağı alıyor, topraktan çanak çömlek yapıyor. İkisini yan yana getir. Bak, Allah'ın sanatıyla beşerin sanatı hiçbir cihette kıyasa girmez. Kıyası uzatıyor ya, kıyası maal farık, kıyas hakim. Hiçbir cihette kıyasa girmez. Allah'ın sanatı insan, insanın sanatı çanak ve çömlek. Allah'ın beyanıyla, Allah'ın fermanıyla beşerin kazurat-ı fikriyesinin neticesi olan ideolojiler, fikirler, sistemler de kıyasa girmez. Bu yarışı Kur'an kemal-i şaşa ile önde bitirecek. Allah'ın ahm ve inayetiyle. Velev kafirler, münafık ve mürtetler istemese bile inşallah. Bak. Fıtratta var bu yani. Tarih-i hakikat. Hakikati arama meyli. Üstad onu diyor yani. Beşer beşer tamamen tefessü edip önceden şeyden çıkmazsa efendim ne diyor? Yoldan tamamen çıkmaz, tefessüh etmezse, bir de kıyamet kopmazsa, ha, beşerin istadının açılımı nispetinde bu nokta tahakkuk edecek. Hakikati arama meyli beşerin gündeminde gittikçe inkişaf edecek. Bu bir. Ve aşk-ı hak. Ha bir de bak. Ya. Hakkın, hakikatin aşkı. Şimdi insanlarda bazı hisler var, tarafkirlik var, menfaat var değil mi? Enaniyet var, izafet ve nispete medar, negatif hisler yok mu var? Ama bunlarla beraber bir de hakka aşık, hakikata karşı ayağa kalkan, hakikatin kutsiyetine teslim olan ruhlar. Değil mi? Yüksek istatlar da hakkın aşkı. Hakikatin ortaya çıkması ve görünmesi için onlar da, o hisler de ne yapacak? Fevran edecek. Bu ettiği ki ve menfaat-i umumiyeyi menfaat-i şahsiyeye tercih. Ha bu da bak yani gündeme gelecek yani. Menfaat-i umumiye, menfaat-i şahsiye. Bak yani bu her alanda işte efendim, dünya beşten büyüktür işte bu. Dünya beşten büyüktür bu. Bu da olacak yani. Devam etmez yani. Fıtrata muhalif yani. Yani suyun üzerine set kurarsın, tamam. O set doluncaya kadar su gayet munistir. Bak, dolar, dolar, dolar. Sonra ya, bak. Bir yerden bir tazikle o su sedi aşar mı? Aşar. Bak, fıtrat-ı insaniye de öyledir. Bak. Bütün böyle meşakkatli, sıkıntılı, sancılı dönemlerin arkasında rahmete, inayete medar güzellikler ortaya çıkmış mı? Çıkmış bak. Şimdi Resulullah'ın gelmeden önceki Arap kavmine bak. Her türlü pislik var. Değil mi? Yani küfür,
ahlaksızlık, her türlü pislik ne derler, dibe vurmuş mu? Dibe vurmuş. Öyle değil mi? Ama bak arkadan bak, güneş geldi ya, Kur'an geldi, Resulullah geldi. Yani tabiri caizse beşerin tamamen nefesinin kesildiği, tükendiği, bittiği en dehşetli zamandan sonra da bakıyorsun ya, Kur'an güneş. Öyle yaşanmış mı hiç? Demek oku orayı bir daha sonra. Ve menfaat-i umumiyeyi menfaat-i şahsiyeye tercih. Tercih, evet. Ve meyli insaniyet kârâneyi intihac eyleyen berahin-i kâta'dan başka. Bir de meyli insaniyet bak. İnsaniyetin meyli, insaniyetteki meyilleri tahrik edecek nedir? Bak, his de olmaz. Ancak berahin-i kat'i ile. Kat'i burhanlarla, delillerle. Evet. Berahin-i kata'dan başka isbat-ı müddea bir şeyle olmaz. Olmaz, evet. Biz ehli haliz, namzed-i istikbaliz. Şu anda ehli haliz ama istikbalinde neyiz? Namzediyiz, evet. Tasvir ve tezyin-i müddea, zihnimizi işba etmiyor. Bürhan isteriz. Bürhan isteriz. Ya Allah Allah, inşallah. En büyük hak, en büyük burhan, en büyük hikmet nedir? Allah'ın kelamıdır, kelam-ı ilahidir. Demek biz ona temessük ettiğimiz müddetçe inşallah istikbala ne var? O güzellikler, o rahmetler, o inayetler tezahür ve tecelli edecek inşallah. Burada kalalım isterseniz. Sonra haftaya devam ederiz. İnşallah. Peki. El-Fatiha.